Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün bizim çocuklar hayvanları buraya çıkaracaklar. Karanlık olduğu için hayvanların kendilerini iyi göstermiyor. Muhammed, şimdi sen ne yapıyorsun? Bize bir anlat bakayım. Vallahi kamerada da gözüküyor, soru yapıyorum abi, yeni geldim. Şöyle göstereyim arkadaşlar ben sizlere. Bahattin amca oldu mu Bahattin amca? On numara oldu değil mi amca? Muhammed kadığı çakıyor. Bahçemizde ahırımızın yeni temelini attı. Su akıldı. Su bile gelir mi? Kovayla versin ya. Ya da kovayla versin. Çek şeyi, su. Şu ortaya silikon çektik mi su da verebiliriz buraya. Kovayla versin. Muhammed biz şimdi buraya kaç tane evim alacağız? Buraya 9 tane alıyor. 9 tane. 10 tane abi. Dokuz on diye. Satılmayan hayvan da var ya, dışarı çıkardık, dışarıda dursun. Daha içeride çok sıkı. Evet, içerisi sıkı, doğru diyorsun. Burada biraz daha iyi hayvanlar. Hem de daha rahat nefes alırlar. Artık havalar güzel, sıcak. Havalar sıcak. Bunun üstüne de şimdi gölgelik yapayım ben. Oh, tam çay bahçesi ya hayvanlara. Tamam. Şey ver misin? Maskeler. Arkadaşlar bu arada... Bir müşterimiz arıyor. Hemen telefon açayım. Alo. Aleyküm selam. Yerimiz İstanbul Arnavutköy'de. İstersen bu numaraya yazarsın, sana konum atarım abi. Bu şekilde yani. Aman çok yaşa abi. Ne demek abi? Sana bir şey olmasın abi. Evet abi. Evet, YouTube'da kanalımız var abi. Eğer gelmeyi düşünürsen abi bu numaraya bir yazarsın, sana abi konum atarım. Tamam. Hadi sağ ol. Abi, iki tane, hadi sağ ol abi. 3 tane, 5 tane saldım, mahvettim. Düve bizde yok ama yan komşumuzda var. Yine gel, yardımcı oluruz abi. Sıkıntı olmaz yani. Düve fiyatları daha uygun oluyor. Ha, onu bilmiyorum abi, onu bilmiyorum çünkü biz düve satmadığımız için hani başkasına da şimdi bir şey diyemem abi. Valla ne zaman istersen gel abi. Sen bana yaz, ben sana konum atarım abi. Tamam, hadi sağ ol. Hadi hayırlı günler abi. Hemen arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Ben bu arada cep numaramı vereyim. 0532-726-6525-20. Yani eğer İstanbul'daysanız, Arnavutköy'deyseniz, yani bu Avrupa yakasındaysanız gelip hayvanlarımızı görebilirsiniz. Dediğim gibi bana yazın, ben size konum atarım. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada yanımda bir dayım var, bu dayımızda da hayvan var. İstanbul'u anlatık arkadaşlar. Biz buraya 9 tane hayvan çıkaracağız değil mi? Valizde getirdim abi. 9 hayvan çıkaracağız. Ağırın içerisini biraz rahatlatacağız. Ağırın içi zaten rahat ya. Dışarıdan hayvan geliyor ya abi. Satılmayan hayvanlar var, onları çıkaracağım. Mavi brandalı olan yerde. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Elinden her iş geliyor. Çok sıcak ya. Sıcak değil mi? Mustafa sen biraz geri dur. Kafana mafana. Allah göstermesin. Mustafa. Yaşlanmışız. Evet abi. Usta lep demeden leblebi anlaman lazım. O adam çakar, senin kaynağı çekmen lazım. Ne yapıyorsun? O kadar parayı o kadar köfte diyorsun. Yok lan, ne yaşlanması? Bu hayvancılık Muhammed'in ömrünü yedi. Vallahi zevk işte, zevk. Zevk değil mi? Vallahi zevk. Boka bulaştı mı daha gider mi? Çek kaynağı. Vur kaynağı. Mustafa sen de kaynak yapabiliyor musun? Yapıyorum abi. Allah Allah. Ya Muhammed yapsın, ben mi yapacağım? Yani. Adam gövde ihtiyaç duymuyor ki. Bak çırağı görüyor mu hemen? Ondan sonra gece yatamaz ama ben görüyorum. Bak hemen ustasına gözlüğü veriyor. Bak ver. Almaz. Gözü ağrıyacak ondan. Ağrıyacak, bence de ağrıyacak. Hayır, onun yüzünden bizim de gözümüz ağrıyacak. Pis yapıyor ya, gece yatır mı? Bakayım nasıl kaynatıyor. İşçiliği iyi mi? Ona göre maaş vereceğiz şimdi bu adama. Muhammed eğer gözün ağrırsa iki tane hıyarı böyle yuvarlak et, gözünün üstüne koy. Patates mi koyuyorlar? Bu şeyler şey boyasını ne yaptınız abi? Orada bir yerdeydi, bakacaksın. Biz ne anlarız kanak yapmakta işte, işimiz görülsün de. Ya zaten bir ay ya kalmış şimdi şurasında. Ya, 28 gün mü var ya? Aynen, bir aydan biraz kalmış yani. Bu ayda 31 çekti, bitmek bilmedi ya. Aynen öyle. Son gün abi, bu ayın son günü. Allah'ın evet. İnşallah Allah'ın izniyle kesimimizi de kazasız belasız bir şekilde atlattık mı? Arkadaşlar görüyorsun bak, alan müsait. Zaten bu sene hayvan alanlarının çoğu, biz burada kafasını alacağız, yere yatıracağız. Ondan sonra birçoğu kendi kesecek. Ama tabii bizim kesim alanımız da var. Hisseleme, parçalama yapıyoruz. O ayrı bir konu. Ama dediğim gibi burada alıp siz de buralarda kesebilirsiniz. Tabii eğer kendiniz kesmek istiyorsanız. Kazı getireyim mi? Kaç tane kazık lazım? 2-3 tane kazık çıkaracağız işte. 3 ne alaka? Muhammed'in kaynak yaptığı yerler hemen. Ya bizim yaptığımız kaynaklar ne olur abi? İyi, fena değil lan. Tutmuş yine, bakayım. Şuraya da bakayım.
Vallahi doldurmuştum Muhammed. Bence iyi. Güzel yani, fena değil. Yem tamam burada. Suyu kovayla vereceksin herhalde. Aslında şu ortaya silikon bassak var ya. Yok abi, gerek yok ya, 28 günde neye silikon bassacağız ya. Ben silikon getireyim ya, bir de şeffaf flexi. Yok abi, hiç gerek yok, bir de o sökmesi var ya. Bunlar bizim de söküp götüreceğim ya, beton gibi olmuş, hiçbir şey olmaz burada abi. Şimdi bu yemliklerden bende var biliyor musun abi? Bunları yeni yerine yap. Zaten bende baya var abi. Tam 40 tane hayvan alıyor, bunları götüreceğim biliyor musun? Baya şey. Altına bir beton atacağız. 2 tane kaynakçı getireceğiz. Tık tık bunları bir kaynatacağız. Al sana hırbet. Üstünü de kapatacaksın. He, üstünü de kapatacağım. Tamam. Ya buradaki. Kazıkçı mı geldi? Oğlum kaynakçı dedim, gelsene bir gün götüreyim, gelmedi vallahi. Kaynakçı mı gelmedi? Oğlum sen anlıyorsun zaten, ne gerek var? Ya abi, gözümüzü alır. Bizim yaptığımız kaynaklar var. Adam gelecek. Her işi ustasına yaptıracağız. Olsun, yine elin yatkın. Her işi ustasına yaptıracağız. Evet. Bekleyin. Ortalama fiyatlarımız bizde kalan hayvanlar 80-90 bin lira, ama isterseniz büyük hayvana getirdi yani 600-700-750 değil mi? Abi zaten kalan hayvanlar 550-560-570-540. Yani kalan hayvanlar 500-600 lira arası. İstediğimiz fiyatlar da belli. Danalarımızın sularını açtık, şimdi hepsi suyunu içiyor. Tabi havalar sıcak olunca biraz daha fazla içiyorlar. Suyumuz arkaya kadar ulaştı. Zaten bir çoğu da suyunu içmiş, geri çekilmiş. Mustafa çalışmaya devam. Bugün tadilat günümüz abi. Hayvanlar rahat etsin diye arkaya açıyoruz. İyi oluyor ya, boşver, daha iyi. Sinirli bir tosun. Duruşa bak. Ne oldu lan? Sakin. Şampiyon. 30 lira aldı anamız. Dur lan. Ne yapıyor? Arkaya kadar suları gelmiş. Hepsi suyunu içmiş. En arkada birkaç tane var. Onlar da içmiyor. Suyu kapatacağız. Ondan sonra da burada hazırladığımız çuvalların içinde yem saman. Artı ekstradan samanın üstüne yem döküyoruz. Hayırdır lan? Kulağına bir şey mi söylüyorsun? Aramızda kalsın ha. Bu zincir çok mu karışmış ya? Sanki bir karışıklık var burada. Dur birazdan geleyim de şunu ben düzelteyim. Bayağı bir karışmış orası. Geliyorum. Çekim yapayım. Evet, şöyle ilerleyelim. Ne haber lan şampiyon? Bak ya, şu baştaki danamız var ya, hep bordum yukarı atıyor. Ağzıyla çekiyor, atıyor. Çekil bakayım şöyle. Çekil. Çekilmeye de çekilmiyor. Şampiyon ya. Bu yatmış. Bu da atan kardeşimin tosunu. Üç kardeş aldılar bunu. Maşallah, bu da bayağı güzel oldu. Bu da güzel bir tosunumuz. Hemen şöyle devam edelim. Burada yine güzel bir simentelimiz var. Burada kara bir danamız. Şu Önder kardeşimin de. Şöyle de arkaya doğru ilerleyelim. Dur lan şampiyon. Burayı açıyorlar. Havalar artık ısındı. Hayvanlar açısından iyi oldu. Bak burada da bir kavga başladı. Hayvanlar bizi bayram etti. Muhammed yine tırmanmış. Çok sıcak abi. Çok sıcak ha. Şimdi biz niye kaldırdık Muhammed? Abi yalnız çok sıcak ya, biz duramıyoruz ya, yalanırız. Evet, bir esmeye başladım. Vallahi gayet güzel esiyor şu. Biz duramıyoruz ya. Şimdi böyle açılınca içeride bayağı bir ferah oldu. Bayağı bir aydınlık da oldu ha. Aynen. Şampiyonlarımız. Öf öf öf. Keseri ver. Al. Avcı hayvanlar bugün ne yapıyor avcı? Bayram ediyor. Bayram ediyor. Son bir ay bayram etsinler be Muhammed. Etsinler. Baksana hayvan nasıl bakıyor. Ne oluyor diye bakıyor. Şu beyaz bayrağı, barış bayrağını kaldırmayacağız mı?
Abi oğlum üstüne şey çekeceğiz mi? Kire çekeceğiz mi? Kesmeyin üstüne. Hmm. Yoksa biz burada nasıl çalışıyoruz bugün? Doğru diyorsun valla. Perişan oluruz valla. Lütfen bana lokma tutumu getirsene şimdi sökelim ya. Onu anca... Çalışmıyor zaten, bozulmuş kablosu, su gitmiş. Ne bozulmuş. Onu anca şey günü getirir. Pazartesi günü getirir. Ha onu pazartesi günü de getir abi. Vallahi. Biz bu cumartesi pazar başlayacağız şeye. Aynen. Vallahi. Bunu nasıl sökeceğiz? Neyi? Bunu gece bak göbrek götürdü. Böyle bir pazar gibi duruyor. Bunu nasıl sökeceğiz? Az o kalsın ya. Niye? Kalsın onu cumartesi pazar kesin güzel söküp üstüne falan çekin. Abi bu poşette. Tamam biliyorum adamlar gelecek gelsin kendisi söksün. Bursun. Kesin güzel gelecek ya pazartesi günü cumartesi pazar. Geliyor mu? Ha üstüne şey çekecekler, onu kendine sökelim. Buradaki gübreler de kurumaya başladı. Bunları bir yaydık. Bunlar tamamıyla kuruyunca buradan kalkacak bunlar. İçerisi bayağı iyi oldu ya. Bayağı aydınlık oldu. Vallahi güzel oldu ya. Orayı, orası zaten açıktı biliyor musun? Hmm. Orayı biz kalkmıştık kışın. Şimdi daha iyi oldu. Ah ah ah. Gel biraz güzel yap. Açalım kapıyı kapat. Üstte besin. Kafe kapat ama. Bilmiyorum dışarıdaki ağır mı soldu ifade? O ağırlar güzel. 5 dakikada ağır yaptım gördün mü? O hayvanları ne zaman çıkartıyoruz? Yemini yesinler. Yeminden sonra çıkartalım da orayı, onları da rahatlatınlar. Patrik de geldi biliyor musun? Bize şirket bana yardımcı. Hayvanların son durumlarını çekiyorum arkadaşlar sizlere. Şu an hepsinin keyfi yerinde. Bu da bunun kulağına bir şey söylüyor herhalde. Kimse duymasın ha. Evet arkadaşlar. 12 bin lira 35-40 kilo kemikli abi erkek malı. Hisseleme yapıyoruz burada arkadaşlar. 35-40 kilo. 12 bin lira abi. 12 bin lira hisseye yazdırabilirsiniz abi, arkadaşlar kendinize. Erkek malı, düve falan değil. Evet zaten bizde düve yok. Tüm hayvanlarımız hep tutulsun dana. Yazdırmak isteyenler varsa 0532-726-65-20. Satışlarımız hala devam ediyor. Satışlar da devam ediyor. Aramayın arkadaşlar. Sizlere konum atayım ben. Allah nasip ederse bu hafta bitirmeyi niyetleniyoruz. İnşallah inşallah. Zaten i̇nşallah. Çok az bir hayvanımız kaldı. Evet. Muhammed sularını işler. Şimdi ne yapıyoruz? Yem saati mi? Bir de ekstradan yem döküyorum Eyüp abi. Tabii. Zaten şu an 8 kilo 100 gram mı? 8 kilo 200 gram mı ne yiyorlar? İşte bununla beraber yaklaşık 9,5 kilo falan ekstradan döküyorum abi. İyi yapıyorsun ya. Son bir ay kaldı. Son bir ay içerisinde hayvanlara en az 30 kilo yüklememiz lazım. Yem veriliyor abi sabahın içinde. Ekstradan ben önünde bir çuval daha atıyorum. Her sıraya bir çuval. Önünde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arpayı da bol veriyorum ben. Çünkü arpa eti sıklaştırıyor. Eti sıklaştırdığı için de yani bol bol yemle karıştırıp önlerine döküyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çünkü bu şekilde olursa daha da iyi etleniyor hayvanlar. Çok şükür hepsinin iştahı yerinde. Yani iştahsız bir hayvanımız yok. Oğlum önünüzden yiyin. Sen onunkinden, o seninkinden yemesin. Kardeş kardeş yiyin beraber. Proyem veriyorum arkadaşlar. Proyem bu işte biraz iyi dediler. Ben de bilindik marka olsun diye Proyem'le başladım. Proyem'le devam ediyorum. Ha, dökme. Ben göstereyim efendim. Efendim. Ha? Demi aldı mı? Ha orada bir çuval var. Attım. Evet, son bir ayda Allah nasip ederse. Gel arkadan geçelim abi. Son bir ayda Allah nasip ederse. En kötü birer kilo alırsak. Vallahi yemin ederim, elime atıyorum yemin ederim. Yemden ardından başka hiçbir şey görmüyor, şey yok. Evet. Ama hayvanlar maşallah çok güzel oldu Muhammed. Oluyor ablanla izin verirse yani. Yani Allah nazarlarına takılsın arkadaşlar. Hayvanlar çok güzel oldu. Geçen sene bir tecrübemiz oldu. Bu sene o yüzden daha da iyi bakıyoruz. Evet, size arkadaşlar danalarımızı.
Ama şurayı açtık iyi oldu. Gayet güzel oldu. Dışarıda bugün çalıştın mı biraz? Kalanlar alanımız hangi değil Muhammed? Şu arkada mıydı? Burada var, dışarıda var abi. Gelsinler yardımcı oluruz ya. Ortalama 80-90 bin. 80-90 bin. Pazarlık paylarımız var. Pazarlık payımız var. Ortalama kilolar da 500 ile 570 arası kalanlar alır. Yani 500-600 arası diyelim. Evet. Kalanlar alanımız. Böyle bir şekilde gördüğünüz gibi Mustafa kardeşim de boklarla mücadele ediyor. Oraya çek abi, oraya çek. Beni çekme. Tertemiz. Öncesi. Sonra. Öncesi sonrası. Burası da şu an öncesi. Birazdan burası da sonrası olacak. Hemen burada Hamza kardeşim. Bugün gerçekten arkadaşlar dışarısı belki 22-23 derece vardır diye tahmin ediyorum. Telefon numaramı yine vereyim arkadaşlar. 0532-726-6520. Gelmek isteyen dostlarımız olursa bana WhatsApp'tan yazın. Ben sizlere konum atarım. Fiyat bandımız 80-90 bin aralığında. 70-75'e de vardı da onlar bitti. 100-110-120 liralık hayvanlarımız da vardı. Onlar da bitti. Şu an 500-600 kilo arası hayvanlarımız 80-90 bin lira. Ama pazarlık payımız var. Zaten buraya gelip de almadan giden arkadaşlarımız, dostlarımız az oluyor. Genelde satıyoruz. Bu arada buradan beni izleyen bütün dostlarımıza da selamlar olsun. İnşallah Kurban Bayramı'nda buradan kurban olan dostlarımızla birçoğuyla görüşeceğim. Yani Allah nasip ederse. Şuranın sağa sola açıldı. Gerçekten hem içerisi ferah oldu hem hayvanlar rahatladı. Burada da şampiyonlarımız var. Ağrımızın en büyükleri diyelim. Aslan parçaları. Böyle kardeş kardeşi kavga etmeden güzel güzel yiyin bakalım. Bu videomun da sonuna gelelim arkadaşlar. Daha fazla uzatmayayım ben. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yerimiz İstanbul Arnavutköy'de. Bana yazabilirsiniz. Size buranın konumunu atabilirim. 0532-726-6520 benim numaram. İnşallah bir dahaki videolarda da görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi sağlıcakla kalın.